Tekrar Sözün Özü programına hoş geldiniz. Az önce tanıtımı yapıldı. Hatırlatmak gerekirse aslında Eski Günler programını gerçekten seyretmenizi tavsiye ederim. Yarın saat 7.30'da Yeliz arkadaşımızın gerçekten büyük emeğiyle, Cenk arkadaşımızın büyük emeğiyle yapılan bir program. Ve gerçekten tadına doyamayacağınız bir program. Seyretmenizi özellikle tavsiye ederim. Twitter adresimiz de alttan geçiyor. Soru ve görüşlerinizi de yer vermeye çalışacağız. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuzu tekrarlamak gerekirse Muhammed Polat Aydın, 20. dönem Refah Partisi milletvekilimiz, Saadet Partisi de Genel İdare Kurulu üyemiz. Tekrar sohbetimize kaldığımız yerden dönmek istiyorum aslında. Şimdi 28 Şubat döneminden bahsedildi. Şimdi hükümetin yaptıklarından kısmen bahsettik. 28 Şubat süreci sizce bitti mi? Tekrar eski günlere geri dönülebilir mi? Ne dersiniz bu konu hakkında? Tabii 28 Şubat. Siz de milletvekiliydiniz yanlış hatırlamıyorsam. Ben o dönemde milletvekilliği yapıyordum. Çok sıkıntılı dönemler yaşadık hem biz parti olarak hem de gerçekten ülke olarak sıkıntılı dönemler yaşadık. O günden bugüne 28 Şubat'ı yapanlar, gerçekleştirenler ülkeye ne kazandırmış diye baktığımızda ya da ne kaybettirmiş diye baktığımızda rahmetli Erbakan Hoca iktidara geldiğinde yanlış politikalar yüzünden rant ekonomisinin bırakmış olduğu miras bize aşağı yukarı 35 milyar dolar gibi bir borç teslim aldık. Ama Erbakan hocamızın efsanevi çalışmalarıyla, üstün zekasıyla ülkede farklı farklı yerlere giden kaynakların önünü keserek, rant kesiminin kasasına giren kaynakların önünü keserek Türkiye'nin kasasına aktarmayı başardı ve 35 milyar dolar eğer sistem aynı devam etmiş olsaydı 50 dolar, milyar doların üzerine çıkacak miktarı 11 ay içerisinde kaldı ki 11 ay içerisinde de 11 ay sürekli rahat bir ortam içerisinde hizmet etme imkanı olmadığı halde. Yani 28 Şubat yapılmış, yapılıyor, sıkıntılar yaşıyorsunuz. İçinizden ortağınızın milletvekilleri istifa ettiriliyor. Buna rağmen 11 ay içerisinde almış olduğu tedbirlerle 35 milyar doların 50 milyar dolara çıkmasını engellemiş, yetmemiş, 24 milyar dolara düşürtmüş kaynaklar bularak. Ve bu kaynakları bulurken artı bir vergi koymamış, artı bir zam yapmadan. Ama ücretlere %300 vermiş, %250 vermiş. Böyle de bir bolluk bereket şeyi sağlamış ülkeye. Bu şey de devam... Tekrar aynı süreçler yaşandı mı? Tekrar aynı 28 Şubat yani, süreçler bu devam ederken tabii bir 28 Şubat meselesi gündeme geldi ve ülke üzerinde büyük baskılar şeyinde bulundu. O gün yapılan hareketlerin neticesinde biz ülke olarak 35 milyar 24 milyardan 615 milyar dolara çıkan bir borcun sahibi olduk. Bakın sıfıra gidecek, denk bütçe yapılmış, sıfıra gidecek rakamlar olması gerekirken tekrar milli düşünen, ülkesini düşünen yöneticileri saf dışı etmişsiniz. O 24 milyar dolar 97 ile 2014 yaptığınız zaman aşağı yukarı 17-18 sene içerisinde siz bu rakamları dolar bazında 615 milyar dolara çıkartmışsınız. Şimdi 28 Şubatçılara sormak lazım. Bu hesabı kim verecek? Şimdi bu olur mu? Olmaz mı bir daha? Bu millet inşallah böyle bir olayı tekrar yaşamaz. Ama bir takım şeyler söyleniyor. Yani bir yapı gider, o yapının yerine başka yapılar gelir. Bu yapılar eğer gerçekten ülke menfaatlerinin dışında bir yapıysa Allah korusun tekrar yaşama
şeyimiz olur. Hı hı. Ama değilse bu yapılar gerçekten vatanını, milletini seven, ülkesine hizmet eden bir yapıysa tabii ki daha güzel hizmetlere vesile olmak adına idarecilerimize yardımcı olurlar. Herkes kendi konumunda yapması gerekeni yapar. Bu sıkıntıları yaşamayız. Umarım yaşamayız. Şimdi belli bir sürece geldi. 28 Şubat belli bir sürece geldi. Bu da aslında hükümetin bir başarısı olarak yorumlamak gerekmez mi sizce? Evet. Birçok şey yaptı dediğiniz yani, yaptı. Biraz da işin açısı küçümseyerek atıfta bulundunuz aslında. Yani küçümseme meselesi şey değil. Yapılmaması meselesinde. Yani yolu yapıyorsunuz, hı-hı, ama sanayileşmeyi yapmıyorsunuz. Yani bizi kalkındıracak şeyleri yapmıyorsunuz. Yol her zaman yapılması gereken şeydir. Yaparsınız. Paranız olur. Yolu yaparsınız. Efendim sağlık şeyinde yapmanız gerekir. Şimdi kaçakları tıkayın. Hı-hı. Daha çok şeyler yapın. Hı-hı. Ama kaçakları tıkamadan rahat ekonomisi devam ederken yani sanayiden kaçarsanız, üretimden kaçarsanız, istihdamı artırıcı hareketlerden kaçarsanız bu ülkeye fayda getirmez. Yani biz yol yaptık, ülke kazandı, kalkındı diyebilir misiniz? Ne kadar kalkınmaya ne kadar etki edebilir? Yüzde kaç etki edebilir? Yani dediğiniz noktada sanayileşme konusunda da bir takım girişimler var. Yani yerli otomobilden sürekli bahsediliyor. Söyleniyor, konuşuluyor ama bir türlü gündeme getirilmiyor. Yani temennimiz siz az bir süre değil yani ortağınız da yok 12 sene yani 2000'den hatta 14 sene 2000'den bu tarafa 2002'den bu tarafa 12 sene iktidardasınız. Bunların şimdiye çoktan bir takım şeylere hedefle önceden dillendirme yapılması. Bile dillendirilmiyordu. Bir Erbakan, rahmetli Erbakan zamanında evet, dillendirilirdi. Evet. O da takım güç noktalarına herhalde dokunuyor ki hemen gündemden düşürülüyordu. Evet. Şu anda herhalde güç noktalarına dokunuluyor. Buna başarabileceğine inanıyor musunuz? Hükümet bunu başarabilir mi? Yerli otomobil özellikle. Başarabileceğine yani, inanıyor musunuz? İsterse tabii ki başarır. Yani güç var. Başarabilecek gücü var. İstiyor. Yani istemiyor mu getiriyor işi yoksa istiyor da gerektiği kadar mı istemiyor? Yani gerektiği kadar isteseydi bugüne kadar bir takım şeyler, hı, adımlar atılmıştı. Yani somut adımlar atılmıştı. Sadece sözde kalmamıştı. Bilemiyorum tabii. Belki yani popülizm de yapıyor olabilirler. Hı. İşte şu kadarını, hı, şu zaman yapalım, bu kadarını da önümüzdeki seçimler için bir yatırım olarak düşünelim. Malzeme olarak mı? Malzeme olarak diye düşünelim diye de diyebilirler. Bilemiyorum tabii onların şeyi. Ama tabii ülkemiz bir an evvel sanayileşme yolunda adımlarını hızlandırması lazım. Hı. Aksi takdirde biz bölgede bırakın işte birilerinin dediği gibi çağdaş olmayı, çağı atlama gibi bir noktaya gelmemiz gerekir. Bunun yolu da yani sadece yol yapmakla şey yapmakla, hı hı, değil, sanayileşmenin de gereği var. Özellikle bu rant ekonomisinden vazgeçip üretim ekonomisine, reel ekonomiye geçmemiz gerekir. Hı hı. Aksi takdirde sıkıntılarımız devam eder. Ekonomimiz pamuk ipliğiyle bağlı kalır. Bırakın Türkiye'yi, dünyada en ufak bir olay olduğu zaman ondan biz de büyük şekilde etkileniriz. Bugüne kadar etkilenmedik deniyor tam şeyiyle. Hı-hı. Ama bu etkilenmeyeceğimiz manasına gelmez. Her an için sıkıntıyla karşı karşıyayız. Şöyle bir soru sorsam belki de değişik açıdan da sorulabilir ama bugün hemen ilk seçimde iktidar olsanız İlk Saadet Partisi'nin ilk yapacağı nedir? İlk üç işe sayasam bizim örneğimiz bizim, sizce sorunları da evet, bizim örneğimiz Erbakan hocamızdır. Yani onun iktidardaki çalışmalarıdır. Hemen memur zammakla geliyor, emekli zammakla geliyor. Hiç unutmam. Hoca iş başına daha yeni koltuğa oturmuştu ki Bakanlar Kurulu'nu oluşturmuş. İlk emri Sacit Gümbey Bey, Sosyal Yardım Bakanı'ydı. Hı hı. Ona ilk emri, bakın sokakta açık insan kalmayacak. Kalırsa bu vebal senden sorulur. Sacit,
diye hitabıydı. Yani bu şeyde FAKFUK fonda işte dediğimiz o şeyde toplanan paraların bir takım faiz giderlerine açıklara kullanılan paraları hoca fakir fukaraya yönlendirdi. Bütün kaymakamlıklara, bütün mahalle muhtarlarına, mahallenizde aman ha açık bir insan, aç bir insan, bir ilaç bir insan kalmasın, onlara mutlaka yardım edilmesi gerekir diye talimatını vermiştir. Biz buradan başlarız. Hocayı örnek alırız. Dolayısıyla deminden beri söylüyoruz. Bu rant ekonomisinden kesinlikle vazgeçeriz. Üretim ekonomisini koruruz. Ve bütçenizi böyle 23 milyar 2015 bütçesi 21 milyar lira açıkla kapatıldı. Ama şans petrolün ucuzlaması işte 120 dolardan 60 dolarlara düşmesi orada biraz açığı kapatacak bir kaynak oldu. Bu bir şanstır. Böyle bir şey olmasaydı neyle kapatılacaktı? Borcu borçla kapatmaya devam edecektik. Çünkü sistemimiz, ekonomik sistemimiz yanlış. Buradan vazgeçeriz. Denk bütçeyi yeniden oluşturmaya çalışırız. Dış politikada özellikle Erbakan hocamızın hayatı pahasına kurmayı başardığı D8 olayını güçlendiririz. İslam ülkeleri birliği. İslam ülkeleriyle olan işbirliği ve siyasi ekonomik bir o birliği güçlendiririz ki diğer ülkeler nezdinde masaya oturduğumuz zaman biz de onlar gibi güç şeyi olarak oturalım. Onlar G7'lerin karşısında D8'leri oluşturup haklarımızı koruyalım. Hem kendi haklarımızı hem diğer Müslüman ülkelerin haklarını koruyalım diye bir hedef şey yapmıştık. Onun için çalışırız. Yani biz illa Batı Birliği Batı'ya şey olmak için bir gayret içerisinde olmayız. İslam Birliği için gayret ederiz. Onun oluşması için bir hareket içerisine gireriz. Çünkü Batı'dan bize bugüne kadar bir hayır gelmemişti. Bundan sonra da gelmeyecekti. Bir takım şeyler oluyor. Bizim yaptıklarımızı, biz onların bizi alın derken şunu şunu yapın da öyle gelin dedikleri şeyleri yaptık ama her defasında siz şurada hata yapıyorsunuz, gidin şunu da yapın gelin gibi bizi çocuk şeylerle adeta geri gönderiyorlar. Biz böyle bir şeyin içerisinde olmadık, olmazdık. İslam Birliği bizim hedefimiz. İnşallah böyle bir birlik oluşturup Müslümanların Batı karşısında kendi haklarını, izzetlerini koruyabilecek bir gücün oluşması için gayret ederdik. Etmemiz gerekiyor. Şimdi genelde Türkiye gündemi konuştuk. Evet. Yine Türkiye gündemi konuşacağız ama belki Zonguldak'ı da ilgilendirecek bir konu. Şimdi yerel belediyecilikte Saadet Partisi'nin, Refah Partisi'nin çalışmaları takip edilir. İşte İstanbul Belediyesi keza mevcut Cumhurbaşkanımız oraya belediye başkanı olduğu zamanki dönem meşhurdur. Burada tabii partinin de bir desteğiyle, partinin de yetişmiş insanlarıyla yapılan bir mücadele var, yapılan bir ivme var. Bu anlamda partinizin yerel yönetimlerle ilgili ne gibi çalışmalar, nasıl başarılı oluyorsunuz, neler yapıyorsunuz da belli bir noktaya geliyorsunuz ve Zonguldak'la ilgili önerileriniz için açıkçası. Zonguldak'a belki gezme imkanı buldunuz mu bilmiyorum. Belli bir yere tıkalı kalmış dağları tepesiyle. Evet. Bir de şehirleşme. Şartları zor olan bir il. Buna rağmen yapılabilecek bir takım şeyler mutlaka vardır. Evet, oraya gelmeden ben işte belediyecilikte Milli Görüş Belediyeciliği bir marka olmuştur bize göre. 94 ile başlayan işte bugünkü Cumhurbaşkanımızın da İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemlerde destanlar yazılan belediyecilikte bir dönem geçirilmiştir. Ondan sonra gelen Milli Görüş Belediyeciliklerde bulundukları yerde gerçekten güzel hizmetler yapmışlardır. Bu nasıl gerçekleşmiştir? Bir defa o güne kadar biz belediyelere gelinceye kadar belediye yönetimlerinde bulunanlar yanlış hareketlerde bulunmuşlar.
bir takım yolsuzluklara karışılmış. Yani orayı bir çiftlik olarak görmüşler. Bir takım yanlış işler yapılmış. Vatandaşlar bunlardan bıkkınlık getirmiş, bezginlik getirmiş. Daha doğru, daha dürüst insanlar gelsin diye bir şeyin içerisine girmiş. Biz de o dönemde Refah Partisi olarak gerçekten kendimizi iyi ifade ettik. Ve buralardaki yapacağımız hizmetlerde bu yolsuzlukları kaldıracağımıza vatandaşı inandırdık. Geldiğimizde de gelirken ha bunlar böyle insanlar. Doğru insanlar. Yanlış yapmazlar. Yanlış yapanlara da cezalarını verirler. Ya beni burada eğer orada çalışıyorsa kafasında yanlış yapabilecek bir düşünce varsa milli görüş geldi. Ben artık eskiden olduğu gibi rahat çalışamam fikri oluştu. İçinden yapmak istese dahi düşüncede yanlış olsa dahi milli görüşçü olmasa dahi şahıs çalışan milli görüşün kontrolünde çalıştığı için kendi kendine adeta o kötü düşüncelerini bir şekilde içine hapsetti. Milli görüşün düşüncesi doğrultusunda hizmet yapmak mecburiyetinde oldu. Alttaki birimler böyle. Üsttekiler de yöneticiler de gelir gelmez hemen levhalarını astılar. İşte rüşvet alanda melundur, verende melundur ve o şekilde de davrandılar, şey ettiler. Vatandaşla İstanbul'u örnek vereyim. Gençlerimiz öyle bir candan çalıştılar ki çalıştıkları yetmedi. Belediyeyi kazandıktan sonra da işte çöp yığınlarıyla karşı karşıyaydık. Hatırlayın o günleri. Sokaklar çöp yığını. Biz bu çöp yığınlarının kaldırılmasını sadece belediyenin araçları yapmadı. İnsanlarımız kendi sokaklarını, çöplerini kendileri temizledi. Der ki bizim başkanımız yara almasın, Milli Görüş Belediyeciliği kötü görülmesin diye. Böyle bir zevkle, şevkle, özveriyle çalıştık. Dolayısıyla ondan sonra gelen belediyelerimiz de bu şekilde kaçakları tıkadılar, yanlışları önlediler. Bir takım usulsüzlükleri ortadan kaldırdılar. Biraz da hizmet aşkı vardı. Onlar da ortaya güzel projeler koydular. O projelerin yapılması için de gayret ettiler. Şimdi belediyeye gelen bütçe aslında normal bir bütçe. Siz bunu güzel kullanırsanız, iktisatlı kullanırsanız, hocanın hükümette yaptığı gibi kaynaklar oluşturursanız, bütçeye ek bütçeler oluşturursanız yapamayacağınız bir şey yok. Şimdi bir şey yapacaksınız. İktidar da olsanız, muhalefet de olsanız aslında evet, yapabilirsiniz. Bir proje yapacaksınız. O projenin maliyetini 100 bin liraya da yaparsınız. Eğer çok iyi çalışırsanız 20 bin liraya da yapabilirsiniz pekala. Nasıl yaparsınız? Düşüncesiz yaparsanız veya art düşünceli birisine peşkeş çekmek istiyorsanız 100 bin liraya ihale edersiniz birisine. Götürür onu 20 bin liraya, 18 bin liraya mal eder. Öbürünü de kendi kazanır. Ama öbür taraftan sineğin yağını hesap edersiniz. Kuruş kuruş pazarlık edersiniz. Ya da kendi ekiplerinizi oluşturursunuz. Kendi ekiplerin çalışanlarınızdan bir ekip oluşturarak onları hayata kazandırırsınız. Çok daha ucuza mal edersiniz. Yani önemli olan az kaynakla güzel işler yapmak, gayreti içerisinde olmak. Önemli olan işi bilmek. İşi bilmek, samimi olmak, dürüst olmak. Başka bir şey yok. Yapmaya gerek yok. Ben inanıyorum ki bu bütçesiyle, Zonguldak'ın bu kıt bütçesiyle gerçekten işi bilen bir kardeşimiz biraz böyle titiz davranırsa masraflarında, giderlerinde yapamayacağı bir şey yoktur diye düşünüyorum. Programımızı toparlıyoruz Sayın Polat. Evet. Şimdi son olarak aslında ben sizden bir yüzde almak istiyorum. Nasıl yüzde? Seçim ile malum. Belki tahminlerde bulunmazsınız ama. Şimdi doğmamış çocuğa isim konulmaz diye bir şey var. Şimdi biz yüzdemizi, şu andaki yüzdemizi sorarsanız bizim %2,5'larda seyrediyoruz şu an. Ama gelecek ne getirir bilemeyiz. Biz iktidara varmak adına mücadele edeceğiz. Koşturacağız, çalışacağız. Vatandaşımız da teveccüh ederse. Teveccüh noktasında eğer ben bu iktidardan çok memnun, iyi niyetlerle destek oldum. Var gücümle katkı sağladım.
ama beni memnun etmedi. Verdiğim emaneti suistimal etti diyor ise biz buradayız diyor musunuz? Biz ana ocağı olarak esas işin ustası olarak buradayız. Hazır bekliyoruz. Çalışmalarımızla yönetimimizle kadromuzla göreve hazırız. Ha, bu arada bunlar sayı olarak kaç olur bilemeyiz. 10 mu olur, 15 mi olur, 20 mi olur, 5 mi olur bilemeyiz. Biz hepsini alalım diye mücadele ederiz. Ama halkımızın teveccühü hangi noktada kalır onu bilemeyiz. Eğer hak etmişsek biz inancımız hak etmişsek, vatandaş bizim idaremizi hak etmişse, bunlar hepsi birbirine bağlı inancımızın gereği bir muhakeme şeyi. Biz hak edeceğiz çalışmamızla, dürüstlüğümüzle. Önce biz doğruluğumuzu anlatabileceğiz, hak edeceğiz. Vatandaş da bizim iktidarımıza müstahak olacak. Öyle bir iktidarın gelmesi için manen izin olacak. Ondan sonra yapılmayacak bir şey yok bakarsınız. Bir oldu, 2,5 oldu, 25-30. Bunu kimse şey takdir edemez. Dolayısıyla ben size bir rakam veremiyorum inşallah. Ama en iyi neticeyi alacağımıza inanıyorum. Bu arada yani hep konuştuk da kardeşim, ne istiyorsunuz, ne yapmamız gerekiyor, bize ne yol gösteriyorsunuz diye bir iki cümlede yani biraz söyleyeyim. Hep tenkit ettik. Bir de bekleme dur. Yani şöyle yapın, bunları düzeltin diye bir şeyler de söyleyebiliriz. Tabii. Yani çözüm önerilerimiz, ahlaki ve manevi değerler önemli, çok önemli. Eğitimin her kademesinde ele alınmalı. İşte sokağı görüyorsunuz. Sosyal yaşantılarımızı görüyorsunuz. İnsanlar birbirlerini ana babayı boğazlıyor. Baba evladı, evlat babayı boğazlıyor. Böyle bir yapı içerisine gittik Allah muhafaza. Sanayi ve kalkınma hamlesi başlatılmalıdır. Deminden beri söylüyoruz. Üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir ekonomi uygulanmalıdır. Ekonominin bünyesindeki faiz mikrobundan kurtularak faizsiz ekonomik düzene geçilmelidir. Devlet-millet kaynaşması çok önemli. Bundan bu sağlanmalı. Kamplaşma, kutuplaşma ve kavgaya son verilmelidir. Herkese refah anlayışıyla ülkenin imkanlarından herkesin adaletli bir paylaşımla faydalanması sağlanmalıdır. Bütün çalışanlara, işçiye, memuruya, emekliye, engelliye insanca yaşama hakkı imkanı sağlanmalıdır. Şahsiyetli dış politika, lider ülke Türkiye idealiyle bağımsız politika uygulanmalıdır. Bunun için güçlü ekonomiye sahip olunmalıdır. Ülkemizde huzur, barış ve kardeşliğin yeryüzünde hak ve adalete dayalı yeni bir dünyanın kurulması gereklidir. Bu da eğer biz yapacağız diyorsa, bu güç bizde var diyorsa, bunu yapmalarını bekliyoruz. Yani arkadaşlarımızdan. Ama biz iddia ediyoruz ki bunları yaparlarsa ülke çok kısa zamanda daha iyi noktalara gelir diyoruz. Sayın Polat, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zonguldak'a bizi misafir ettiniz. Zonguldaklı hemşehrilerimize sesimizi duyurma fırsatı verdiniz. Ben sözümün başında teşekkür ettiğim gibi sonunda da yine şahsınıza ve çalışanlarımıza, bu müessesenin sahibi kardeşlerimize teşekkürlerimi arz ediyorum. Başarılar diliyorum, muvaffakiyetler diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, konuğumuz Refah Partisi 20. dönem Aydın Milletvekili Sayın Muhammed Polat'tı. Mevcut Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Muhammed Polat'tı. Hoş bir sohbet gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler, iyi akşamlar diliyoruz.